izliyorsunu gözlerinde. Hissettim aşk denen kokuyu o sıcacık yüreğinde. Bir masalla başladı aşkımız, deniz yosunu gözlerinde. Hissettim aşk denen kokuyu o sıcacık.
yanmaz oldu. Yedi şak yarasına dayanmaz oldu. Uyan, uyan Halim, Halim. Bıçak yarasına dayanmaz oldu. Uyan Halim, Halim, uyan, uyanmaz oldu. Yedi bıçak yarasına dayanmaz. Ne güzel bir ağıt değil mi? Evet, çok güzel. Duygular insanın kalbiyor. Meryemciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim Feriye Hanım. Çok iyiyim. Sizi gördüm daha iyi oldu. Ay canım. Canım ne iyi ettin de geldin. Gerçekten. Bir tanesin. Kırar mıyım sizi? Bir tanesin. Cuma günü, daha doğrusu geçtiğimiz pazar günü anneler günü. Dolayısıyla çok evet. Anlamlı, çok güzel bir ziyaret de bulunmuştum ben sizleri o yaşam evinde. Evet. Ve konuğumuz da zaten bugün anneler günü. Bilindiği evet. Üzere anneler günü 1955 yılında, ilk anneler günü 1955 yılında 19 Mayıs'ta kutlandı. Evet. O gündür bugündür dünyada anneler gününü kutluyoruz. Evet. Ve her şeyden önce sen çok anlamlı, güzel annelerin hizmetini üstlendin. Maosa'da çok evet. Güzel bir yaşam benim evi. Benim annelerim çok tabii ki. Evet. Ben de o gün geldim, ellerini öptüm, hayır dualarını aldım. Bu gerçekten göz ardı edilecek bir konu değildir. Yani bu dünyadaki en değerli unsurdur büyüklerimize yapılan hizmet. Biraz evet. Anlatır mısın oradaki o yaşam serüvenini? Evet. Öncelikle güzel bir meslek. 20 yılımı verdim. Benim çok annem var. Annem bir tane değil. Ben de anne çok. Ay canım. İç karşılıksız bir sevgi. Onların sevgisi karşılıksız bir sevgi. Yani hı-hı. Ben içeriye girdim ve ben hiç büyümedim. Bunu size söyleyeyim. Çünkü hı-hı. Hep onların bebekleri gibi kaldım. Evet. Yaşlı annelerim, nenelerim, hı-hı. Teyzelerim. Evet. İçeri girdim de bir coşku. Meryem'imiz geldi. Ben hep küçük Meryem. Ne kadar güzel. Büyüdüm fakat hiçbir zaman içeri girerken de hepsi hı-hı. Meryem'imiz geldi. İşte bana derdini anlatsın, evet. Bir şeyini söylesin ve çok saygım var. Gerçekten bak 20 yıllık iş hayatım var. Hı-hı. Hiç kimsesine çekil ora demedim. Senin yapın çok o kadar büyük, güzel ki. Çok büyük bir, o kadar güzel ki. Sağ ol. Çok büyük bir sabırla, çok büyük ezberiyle hı hı. Her zaman yanlarında oldum. Yani tabii ki herkesin evladı var, herkesin torunu var, ilgileniyorlar. Çünkü özel bir huzurevi evet. Benim huzurevim ve bütün aileler de çok ilgileniyor. Yani kimisi farklı düşünüyor, aman getirdi veya annesini bakım evine verdi veya falan. Hayır öyle değil. Çok herkes doğru. Ailesiyle ilgileniyor. Tabii ki kimsesizlerimiz de var bu arada. Fakat ben de onların bir evlatları olduğum için ben de çok ilgileniyorum. Evet. Biri gelse, aileden biri gelse ve hı hı. Annesine bir şey söylese veya bir yaramazlık olsa ben hemen müdahale ediyorum. Aa benim annemdir, ona bir şey söylemeyeyim. Ha, yani sahipleniyorum evet. Benim annem oldukları için. Onlar beni, ben de onları çok seviyorum. Evet. Gerçekten ben çok kutluyorum seni sevgili Meryemciğim. Çünkü böyle bir olay üstlenmen çok büyük bir onurdur, çok büyük bir gururdur. Teşekkür ve ben, ederim. Çok duygulandım o gün. Ama o kadar mutlular ki o yuvada. Çok çok. Çünkü evet. Yabancılık hissetmiyorlar Fahriye evet, Hanım. Yani evet. Biri var şimdi soğuk davranırsın evet. Ama ben hı-hı. İnan iş yerim olduğunu unutuyorum. Kendi evet. Evim ve evimde yaşayan insanlar olarak görüyorum hı-hı. Ben onu. Hepsi birey, istedikleri olur, istedikleri yemek pişer, canları sıkılır, arabaya koyup gezdirebiliyorum. Zaten aileleri her gün geliyor, bütün aile olanlar evet. Aileleri geliyor. Ha, kimsesiz onlara daha çok özen gösteriyorum. Yani o boşluğu, çocuğu olmayanlar var mesela. Onlara özen gösteriyorum. Çünkü evlat yok, yalnız tabii.
Çok doğru ama evet, her kadın mutlaka annelik duyguları, o içindeki ruh yapısı itibariyle ve tabiatın bize sunmuş olduğu bu unsuru tabii ki yaşıyor içimizdeki. Annelik güzel. Annelik gerçekten kutsal bir görev ve kutsal bir unsurdur. Evet. Çok çok güzel. Bilindiği üzere de ben her cumartesi Star Kıbrıs'ta da aynı zamanda evet, köşe yazarlığı evet, yapıyorum. Benim de nur içinde yatsın anneciğim. Allah rahmet eylesin. Göçtü gitti ama annem beni çok en son çocuk olarak dünyaya geldiğim için böyle küçük kız. Hiç büyümeyen bir evlat ailemin gözünde, ablalarımın, evet, işte abiciğimin gözünde hiçbir şekilde halen onlar için 3 yaşında, 5 yaşında bir çocuk ama ben hep annemi, babamı sanki böyle kendime bir görev atfettim. Onları yaşatmak için elimden geleni yapmaya evet, çalışıyorum. Evet. Ve bugün ilk defa olarak umarım her salı günü bu programımın arasına da köşe yazarlarımı koymak istiyorum. Çok güzel. Okumak istiyorum müsaadenle. Tabii tabii buyurun. Evet. Buyurun. Annem, bugün hiç tadım yok. Kalemim hüzünlü. Gözyaşları aktı akacak. Bir özlem, bir ateş var yüreğinde. Dağlara taşlara haykırmak ister. Ben çok çok özledim. Hiç tadım olmasa da, kalemim hüzünlense de, annem, senin yürüdüğün yollarda yürümek istedi canım. Kokladığım her objede anın, teneffüs ettiğin bu topraklar, yeşilin tüm tonlarını içinde barındıran huzur. Bir yanım deniz masmavi, bir yanım yeşil. Kokunu içime çekmek istedi canım. Gözlerimi yumdum, karşımda sen, bana gülümsüyorsun. O yemyeşil elbisen, sıcacık ipek tenli, gür kokulu ellerin, hayal ettim. O sıcacık çimen yeşili bakışlarını, sevgiyle bakan gözlerin, nasıl da bakıyor bana. Hiç kıyamazdın, sevginle sarar sarmalardın. Şikayet nedir bilmezdin, onca yaşadığın acılara rağmen. Özledim, çok özledim annem. Bana çiçeğim lullum değişini, sıkı sıkı sarılmanı, şarkılar söylemeni özledim. Sayfalar dolusu kitaplar yazsam sana olan özlemimi anlatamam. Annem bilirsin, ben kimseyle dertleşmem. Dertlerimi, acılarımı, hüzünlerimi, sevinçlerimi kendim yaşarım. Zaten dertleşecek kim var ki? Hani sana şiirimde de yazdığım gibi. Anneciğim, bak anneler günü geldi çattı. Yine yoksun. Bu kaçıncı ayrılık Tanrım? Bu kaçıncı? Hiç mi özlemedin küçük kızını? Hiç mi özlemedin? Hani karnım aç diye en güzel yemekleri pişirir, karnımı doyururdun. Üşütmeyeyim diye her akşam üstümü örterdin. Hani bahçemizde mis kokulu pes pembe güller vardı ya, ben severdim diye toplar toplar yatağıma serperdim. Anam, anneciğim, bak anneler günü geldi çattı. Yine yoksun. Bu kaçıncı ayrılık Tanrım? Bu kaçıncı? Hiç mi özlemedin küçük kızını? Ah, hani bahçemizde mis kokulu pes pembe güller vardı ya, kabrine serptim. Bir de çam ağacı diktim başucuna. Anam, güzel anam, biliyor musun? Sen gittin gideli havalar buralarda hiç mi hiç güzel değildir. Sakın ola, unutma, esirgeme dualarını. Küçük kızının sana çok ama çok ihtiyacı var. İhtiyacı var. Çok güzel. Beni duygulandırdın, beni hüzünlendirdin. Evet. Çok güzel. Diline, yüreğine sağlık. Çok güzel bir şiir. Evet, çok teşekkür ediyorum. Böyle çok uzun bir zaman önce bu şiiri annem için yazdım. Bir dinleyelim, klibi gelsin. Dinleyelim. Değil mi? Evet. Böyle bir şiir. Çok güzel.
İnsanın annesini yaşatması ne kadar tabii güzel ki, bir duygu. Tabii ki. Allah rahmet eylesin bütün anneleri. Amin. Ölen değil anneleri. Mi? Amin. Evet. Yaşadığımız sürece hep onları yaşatıyoruz zaten. Tabii ki. Ölmez tabii ki içimizde. Hiçbir zaman ölmez. Evet. İşte böyle. Her cümlede, her kalemin akışında mürekkepler hep annelere doğru akıyor. Evet, babalara evet doğru akıyor. En kutsal görev. Evet. İşte biz var olduğumuz sürece. İçinden bir parça evladın, evlat sahibi olanlar evet biliyor. Senden önce evlat gelir. Evet. Yüreğine düştüğü evet anda hep odur artık. Hayatındaki evet bütün her şey oluyor. Evet. Farklı bir dünya. Sevmek, sevilmek. Dünyadaki en değerli unsur zaten sevgi değil midir? İçimizde evet o barındırdığımız sevgiyi aynen ne yapıyoruz? Öyle. İşte ölünceye kadar yaşatmaya çalışıyoruz. Benim bir anım var bununla ilgili. Öyle mi? Söyleyebilir miyim tabii size? Tabii tabii. Çok evet hoşuma giden bir şeyimiz var. Bir gün annemlere güzel yurda gittik. Ben biraz rahatsızım. Çocuklar küçük yaramazlık yapıyor. Annem şimdi beni düşünüyor. Annem diyor ki çocuklar yapmayın. Annem üzülüyor için çocuklar yapmayın. Şimdi oğlumu evet aldı oturttu bir kenara. Yapma anneni üzersiniz falan biraz sert konuşur çocuklar ki çocuklar korksun tamam. Ben hasta halimden cevap veriyorum. Anne çocuklarıma kızma. Annem beni düşünüyor ben çocuklarımı sen düşünüyorum. Sen çocuklarını düşünüyorsun. Gerçekten evet de böyle. Tabii işte anne seni sen evladını. Evet, hiç öyle bunu unutmayacağım. Anne çocuklarıma kızma, bırak çocuklarımı rahat. Ay. O kadar seni üzmesinler diye yapıyorum ama ben hayır onu evet düşünmüyorum. Ama senin de iki fidana yazılan bir şiirin vardır. Evet, evet. Dinleyelim onu. Tamam. Hadi. Yazdım, not aldım. Heyecandan unutmayı ben size. Dinleyelim. Bu da evet benim yazdığım, çocuklarıma yazdığım bir şiir. Evet. Beğenirsiniz fidanı inşallah. Ha, neden olmasın? İki güzel fidanım var, yemyeşil. Onların çiçek açtığını görmek isterim hep. Her şey onlar için, yaşama sevincim. Eğer bir gün onlardan uzaklara gidersem veya koparsam, gölgem hep onların üzerinde olacak. İki güzel fidanım var, yemyeşil. Biri gül, biri menekşe. Hep çiçek kalsınlar, hep çiçek açsınlar. Koparmasın hiçbir el, hiçbir kuvvet. Onlar benim için ölümsüz birer cennet. İki güzel fidanım var, yemyeşil, tam yüreğimin içinde. Çok güzel. Evet, ben de şiir yazıyorum. Güzel. Evet. Çok çok güzel. Tabii. İşte annelik duygusu. Evet, çok doğru. Bütün bu yoğunluğunun içerisinde bir de senin adaylığını öğrendim ben. Bunu da açıklamadan geçemeyeceğim. Evet, yeniden doğuş partisine. Belediye meclis üyesi adayıyım. Evet, evet çalışmalarımız başlıyor. Siyasete atılmam derdim. Ben sizin kararımı değiştirdim. Bu kadar ama, yoğunluk içerisinde. Ama bizim aslında gerçekten toprağımız, coğrafyamız, ülkemiz, adamız kadınlara çok çok ihtiyacı evet vardı. Çünkü kadın gözüyle bakmak çok farklı bir duygudur. Evet. Çok çok farklı bir evet duygudur. Tabii ki artık onu kırmamız lazım. Yani kadınların da mecliste evet var tabii ki var ama biraz daha fazla olursa bence daha daha güzel olur. Evet. Ben de bunu düşünerek bir de sosyalliğim var. Çok sosyal bir insanım. Hiç yerimde duramayan yay bir burcu insanım. Yay burcuyum. Sevgiyi, insanı, sosyalliği çok seviyorum. İnsanlarla birebir olmayı seviyorum. Zaten istememin nedeni de aman aman ille de kazanmak değil önemli olan benim için. Benim için partimin, arkadaşlarımın kazanması da benim ödülümdür. Ama belediye başkanlığı da yakışıyor sana. Hatta milletvekilliği de onu isteyenler yapsın. Ama benim için gerçekten evet Fahriye Hanım, arkadaşlarımın, çevremin, partimin kazanması da benim için bir ödüldür. O insanlarla beraber o yolda yürüyoruz ve onların elinden tutup gidiyorum. Onların kazanması demek benim kazanmam demektir. İnşallah güzel bir neticeyle de sonlandıracağız. Yeniden Düzen Partisi'ne işte bol şans diyorum, diliyorum. İnşallah her şey güzel olacak. Tabii valla çalışabilen insanların gelmesi dediğim gibi coğrafyanın çalışkan insanlara, coğrafyamızın daha doğrusu çalışan, çalışkan insanlara ihtiyacımız vardır. Sosyal içeriği, evet geniş, evet
üreten beyinlere sahip, çünkü gerçekten çok çok ihtiyacımız vardır evet. buna. Benim için bütün insanlar birdir. Ulusal, TKP, CTP, Yenidoş. En önemli olan insan olmaktır. Çok doğru. Yani her birimizin içinde, benim ailemde falan partili, diğerinin ailesinde falan partili, kızım başka partili, oğlum başka partili. Fakat ailem. Evet. Görüşler farklı olabilir, hepsini insan farklı insanımız. Olabilir. Tabii ki insanız, insan sevgisi var içerimizde. Evet. Yani insanlar birbirine destek ve sevgi verirse her şey daha güzel olur. Çok ben doğru. bu taraftardayım. İnşallah bütün herkes de öyle düşünür. Düşmanlık olmaz, güzel de evet. gider her şey. Küsmek, insanları, konuları kurgulamadan, konuları düşünmeden, irdelemeden insanların yüreklerinde kini barındırmak veya evet. küslüğü sonsuza kadar yaşatmak o zayıf insanlara mahsustur. Tabii, tabii ki. Bir kere kendini bilen insan hiçbir şekilde hiçbir insan için kötü düşünmez. Çünkü mükemmel insan yoktur zaten tabii ki, bu tabii dünyada. Herkesin kusuru var. Mutlaka. Önemli olan her zaman o sevgi içinde barındırıp da güzel düşünmek. Dün Twitter'da şöyle bir söz paylaştım. Biliyorsun Twitter gerçekten hep bunu vurguluyorum ben buralardan. Çok böyle iki kelimelik bir cümle veya tek cümleyle mesaj veriyoruz. İşte bizi takip eden canlara, canlarım diye hitap ediyorum ben bütün evet. takipçilerime. Dedim ki zamanı dedim. İnsanlar kavga ederek değil, zamanı sevgiye ayırırlarsa her evet. şey güzel olur. Evet, sen de benim gibi düşünüyorsun. İkimiz de yay burcuyuz evet. zaten. Evet. Aynı şekilde sevgi evet. taraftarıyım, insanlık evet. taraftarıyım. Hiçbir Hı-hı. şekilde hiç kimseye ne kin, evet. nefret gütmeden bu hayat gitmeli evet. bence. Yani insanlar ne kadar çok severlerse o denli başarılı olurlar. O denli gerçekten... bereketlenirler. Ben bunu düşünüyorum. Evet. 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 İşimden dolayı da zaten evet. öyle bir insanım. İşimden dolayı da zaten evet. bunu yaşıyorum yani sevgiyle her şeyi sevgiyle. Ben işte o gün oraya geldim. Kadını erkeği zaten inanamadım. Hepsi kardeş, hepsi sevgiyle birbirlerini kucakladılar. Hatta bir annemizin yaş günü idi. O gün böyle pastalarla da evet, geldik. Evet, aileleri evet. de öyle. Doğum gününü de kutladık. Çok anlamlı, çok güzel bir gündü. Evet ama... Onlar da sizi çok sevdi. Arkanızdan bir sürü dedikodu yapıldı. Öyle mi? İyi anlamda mı dedikodu? Tabii. Yok televizyonda sizi görüyorlarmış, yok çok beğenirlermiş. Ama şimdi izliyorlar. İzliyorlar. Evet söyledim, yarın bugün çıkarken söyledim. Bugün Hı-hı. Ada TV'yi zaten devamlı görüyoruz. Orada çok böyle çok güçlü bir beyine sahip bir beyefendi vardı. O hatta çok ısrar etti. Ben dayanamayacağım diyor. Salı günü ne zaman diyor gelsin artık diyor izleyeyim sizleri. Şakir Bey. Şakir Bey miydi? Şarkı da söylemişti. Evet Şakir Bey. Okumuştu çok güzel. Evet evet Urfalı. Evet güzel bir şarkı okumuştu. Öyle bir işe dünyaya gene gelsem Fahriye Hanım gene böyle bir iş evet. yaparım. Hı-hı. İnsan sevgisiyle dolu. Ha zor, evet. fedakarlık isteyen bir iş. Evet. Çok koşuşturma, kendinden çok veriyorsun. Ha tabii ki hiç kimseyi çok insanlar memnun olur, çok insanlar memnun olmaz. Fakat işini sevdiğin için cilvesi bu. Ha, evet, işimi sevdiğim için hiç of demedim. Gece 2'de de yatağımdan kalktım, iş yerime gittim. 3'te de kalktım, hastaneye gittim. Fakat hiçbir zaman ben işimi bırakacağım demedim. Ne kadar güzel. Evet. Evet, o da senin kalbinin ne denli güzel olduğunun ifadesidir, evet. gerçeğidir. Zaten güzel yürekli insanlar ancak bu hizmeti götürebilirler. Mesela çok güzel anılarımız oldu, çok güzel yaşadım. Ben bundan önce bütün anılarımı bir teksire dizdim. Kitap yapmak istedim. Ne kadar güzel. Yazmak istedin mi yoksa yazdırmak yazmak, mı istedin? Yazmak, kendim yazdım. Notalarını aldım, şeylerini aldım, sözlerini aldım, beyitlerini aldım. Çok güzel. Düzenledim. İnşallah önümüzdeki günlerde inşallah onu da bir kitap haline getiririm. Niye aramıza hoş geldin şimdiden mi diyeyim yoksa seviyorum uğraşmayı seviyorum. Çok güzel. Evet. Yazarlık günü vardır zaten Yay Burcu'nun. Evet o içindeki duygular, o mısralar akar akar. İşte az önce yazmış olduğun şiirle bir anda bir baktım İlham Perin oldum her senin. Her şeye mesela kalemim, kağıdım yatağımın yanında.
gece uyurken bile aklıma bir şeyler gelir. Uykumun içinde bile rüyamda mı görürüm nerede ansızın kalemi karanlıkta kalemi alırım bir şeyler acele acele yazarım. Sabahtan kalktım da hatırlayayım diye. İşte çok geniş çok zengin bir yüreğe sahip olduğun için zaten yazıyorsun. Bunun üzerine güzel bir şarkı gelsin mi? Gelsin bekliyoruz. Değil mi? Evet harika olur. Uğraş vermek harika değil mi? Çok, dolu çok. Dolu yaşamak güzel. Evet çok güzel. Ve o yaşadıklarını da gün ışığına çıkarabilmek, onları belgelemek, ilerleyen süreçlerde o arşivlere bakıp da onları tekrar tekrar yaşamak. Aa dersin ben nereden nereye geldim değil evet, mi? Evet ne basamakları atladarak evet. Çıkarak geldik. Evet. Çok güzel bir şey. Ben gerçekten kendimi düşününce... Bir şeyler yapabilmişim diyorum. Mutlak. Emeklerimle. Ha evet. Şeyi de bahsedebilirim. Yeni bir huzur evi projem var. Onu öyle size mi? Bahsetmek ondan istiyorum. Ondan da biraz bahset. Evet. Şimdi kirada kalıyoruz. Öyle mi? Birkaç yer değiştirdik Fahriye Hı-hı. Hanım. Kiraların yüksek Hı-hı. oluşu, evet. biraz şey oluşu. Evet. Hiçbir huzur evi Mausa'da veya diğerlerde yaşlıya uygun istatüde değil. Evet. Hep bütün hayalim çok güzel bir huzur evi yapmak. Yaşlıları hep böyle güzel ortamlarda İnşallah. Yaşatmak, rahat etmelerini sağlamak. İnşallah. Ondan dolayı uğraştık birazcık. Hı-hı. Sağ olsun bir hal arazi aldık. Onun üzerine Hı-hı. bir proje yaptık. İşte şimdi inşaat iznindedir. Projelerimiz Hayırlı çok güzel oldu. Olsun. İnşallah, inşallah. Tek temellim, tek hayalim deyim artık. O huzur evini yapayım. Zaten emekli oldum ama o huzur evini yapmadan da hiçbir yere çekilmek istemiyorum. Yapayım. Ay. Annelerimiz, dedelerimiz, babalarımız öyle güzel bir yerde. İnşallah. Tek kişilik odalarda, yalnız başlarına, iki kişilik odalarda, Hı-hı. arkadaşlığı, televizyonlar karşılarında, çıktıklarında oturabilecekleri, yürüyebilecekleri bir yer olsun. Evet. Bütün temennim budur. Şimdi onun üzerinde, tabii parti işlerimi bitirdikten sonra da ona hızlanacağım. Evet. İnşallah onu da yaparız yakın bir zamanda. Hayırlı ve hizmete sokarız. Olsun. Evet. Hayal et evet. ve yürü. Ben hep öyle yapıyorum zaten. Buradan çok kıymetli canlarıma hep şunu söylüyorum. Hayal edin. Hayal edin ve yürüyün. Mutlaka evet, olur. Evet. Hayaller olur. Gerçek olur. Pozitif düşünün. Aynen. Aynen. Şiirimiz herhalde hazır değildi ki ben hemen şarkıya geçelim dedim ama bilmiyorum yönetmenlerim işte şiirimiz vardı anneciğim. Sevgili anneciğime yazmış olduğum çok bir güzel. Şiir. Yoksa hazır değilse güzel bir şarkımız gelsin. Evet. Dinleyelim. Değil mi? Herhalde hazır değildi ki evet. gelmedi. Evet. Yani gerçekten insanın bu dünyada yeter ki sağlıklı. Ben zaten her gün şükrediyorum. Sağlıklı uyandığım her güne şükrediyorum. Ve ne mutlu bizlere ki o güç içimizde işte evrenin bize sunduğu o evet. güzellik, o güç sayesinde hayallerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Evet. Ama erken ama geç. Bir olur. Şekilde. Olur. Bir şekilde gerçek. Yeter ki isteyelim. Yani insanın kalbi temiz olduktan sonra başaramayacağı hiçbir şey yoktur bu dünyada. Yeter evet. ki güzel düşünsün insan. Aynen öyle. Evet. Ama inşallah senin makamında da geleceğim ziyarete. İnşallah. Sözüm vardı geldim. Çok güzel oldu. İyi ki gelmişsin. Ay canım. Yani bizi işte... mutlu ettin. Ay. Siz de ayrıca sevilen bir insansınız. Ay canım. Yayınlarınız çok izleniyor. Canım. Onu söyleyeyim canım. Gerçekten. Çok teşekkür takdir ederim. Ediyorum sizi de çok ayrıca. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yapacağız. O zorları hani böyle hep tabii ki çok zor bir aşamalardan geçiyoruz ama yine de şükürler olsun. Hedef olduktan sonra Fahriye Hanım, bir hedefin olduktan Hı-hı. sonra dediğin gibi hedefe odaklandıktan sonra arkası geliyor. Mutlaka. Ben hiçbir zaman, hiçbir işimde diyeyim, hiç olumsuz düşünmedim. Evet. Parasız olduğum gün bile gene aynı hayali kurdum. Evet. Paralı oldum da gene hayali kurdum ve gittim, hayalime ulaştım. Canımcığım, para nedir? Bir araçtır, bir yani evet. elimizin kiri ama sadece paraya umut para yine değil. Sadece para diye düşünürsek
O değil. Para gelmez. Gelmez. Para evet. olarak değil, evet. iş olarak, aynen, hedef evet. olarak, aynen. Güç olarak. Aynen. Bunları hayattan evet. bunları isterim. Biz örnek kendimizden bir takım örnekler vermek istiyorum. Biz Kıbrıslı sanatçılar pek bir para kazanmıyoruz sanatımızdan. Ama biz yürüyoruz hedeflerimizle, ödüller evet. alıyoruz. İşinizi seviyorsunuz. Klipler yapıyoruz. Evet. Altyapıları geçenlerde gerçekten... de bir ödül almıştınız. Evet, aldık. Evet, Mavus Aliman'la evet. çok ederim. Güzel. Evet. Şimdi başka bir klip, pardon, başka bir ödül daha geliyor. Yine bir klibimiz yolda. Yani dediğim gibi biz o böyle o evrenin gücüne, yüce Rabbime sarılıyoruz ya böyle sıkı sıkı. Evet. Çok şükür olsun yolunda yürüyor işte her şey. Önce inanıyoruz. İnandığımız sürece zaten gerçekleşiyor her şey. Evet. İnandığımız için ve pozitif ve güzel düşündüğümüz için. Evet, evet yürek güzel. Evet. Ay sizin canım, yürek canım güzel. Teşekkür ediyorum. Dediğim gibi zaten kötü düşünmek nedir ki? Kötü düşünen her zaman kötülükleri yaşamıyor mu? Evet. Hı? Evet. Aynen i̇yi düşüneceğiz öyle. Ki iyi bulalım. Güzel evet. düşüneceğiz. Güzellik. Hayat güzel, yaşamak güzel, insanlar evet. güzel. Onu düşüneceğiz. Evet, yönetmenim dön gel bebeğim gelsin mi lütfen? Hazır olmadığında işte böyle gecikmeler oluyor maalesef. Bir şey değil. Evet. İşte böyle. Hazır olduğu zaman da geliyor. Hazır mı? Yani. Evet. Evet. Anneciğim geldi. Bu benim 3 yaşındaki halim. Geçti. Anneciğim. Anneciğim. Güzel anne. Beni dünyaya getirirken bana sordun, çekip gittin sormadan. Bak, anneler günü geldi çattı, yine yoksun. Bu kaçıncı ayrılık Tanrım? Bu kaçıncı? Hiç mi özlemedin küçük kızını? Hiç mi özlemedin? Anneciğim, anneciğim. Hani karnım aç diye en güzel yemekleri pişirip karnımı doyurdum. Bahçemizde mis kokulu pes pembe güller vardı ya, ben severdim diye toplar toplar yatağıma serdim. Anneciğim, ah anneciğim, 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 ana güzel. Bak, anneler günü geldi çattı, yine yoksun. Bu kaçıncı ayrılık Tanrım? Bu kaçıncı? Hiç mi özlemedin küçük kızını? Hiç mi özlemedin? Hani bahçemizde mis kokulu pes pembe güller vardı ya, kaprini serptim, bir de çam ağacı diktim başucuna. Anam, güzel anam, anneciğim, anneciğim. Biliyor musun, sen gittin gideli havalar buralarda hiç mi hiç güzel değildir. Sakın ola, unutma, esirgeme dualarını. Küçük kızının sana çok ama çok İnsan annesine her zaman ihtiyacı var. Benim en büyük eksikliğim hayatım boyunca. Annem yaşlandıktan sonra beni kazayla dünyaya getirdi. En küçük evlat. İşte kimi ablalarım 40 diyor, kimi 45 yaşında. Ne anneme ne babama maalesef sevinemeden böyle gittiler. Evet, çok sevdim. Doyamadan. Hiç.
Hiç doyamadım. Benim anneciğim sağdır. Annem benim de birlikte biliyorsun. Allah gecinden versin. Evet, öyle mi annen sen annem, mi? Annem benimle kalıyor. Ay ne güzel bir duygu. Evet çok güzel. Evet. Evimizin direği oldu. Ne kadar güzel. Evet işten koşarım eve giderim. Yok yemeğimiz hazır şeyimiz. Annem sağ olsun hiç bizi bırakmıyor. Çok güzel bir şey. Tabii anne yemeği kadar güzel bir sıcacık bir yemek. Onun lezzeti, tadı genellikle, değil mi? Evet tabii ki. Genellikle annemle her şeyi paylaşırım. Fakat üzüntülü zaman olduğu zaman kesinlikle anneme anlatmıyorum. Çünkü annem benden fazla hasta oluyor. Ay canım üzülür tabii ana evet. yüreği. Sorunlu olduğum zaman veya bir sıkıntım olduğu zaman annemden uzaklaşıyorum. Annemi görmemeye çalışıyorum. Çünkü hemen yüzümden anlıyor. Onu üzmeyin diye uzak kalıyorum ay, birazcık. Ay canım. Evet üzülmesin. Ama en çok seni anlayan zaten anne değil midir? Çünkü sen onun bir parçası. Yüzünden anlar. Değil mi? Dilediğin kadar sakla. Evet. Aynen öyle. Evet yani başka biraz hüzünlendik. Evet, dağıtalım. Dağıtalım böyle diyorum hareketli bir şarkı gelsin de. Evet bu arada şey söyleyeyim size. Evet. Bizim, ben ayrıca kor olarak katılıyorum. Öyle biliyorsun mi? Müzikle de ilgileniyor. Ay ne kadar güzel. Müzikle, folklor ile evet. onlarla ilgileniyorum. Evet. Bu akşam benim bir de konserim var. Ay inanmıyorum ya evet, ne kadar güzel. Gazime Olsa Belediyesi. Ne okuyorsun halk peki? Halk müziği. Koristim ben. Solo yapmadım. Ne fakat okuyorsunuz? Çok güzel. Türkü olarak okuyoruz. Birkaç türkümüz var. Bir tane var. Oku bize. Olur mu? Ne biliyorsun? Bu akşam gelin izleyin. Ay canım. Keşke böyle bir zaman çok olsa. Çok güzel bir konserimiz olacak bu akşam. Hı-hı. Harika. Molsa'da değil Molsa'da. Mi? Evet. Nerede olacak? Rauf Raif Kültür. Merkezinde. Kongre Sarayı'nda. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Daha bekliyoruz sizi. Evet inşallah. Keşke zamanım olsa gelirdim. Bir de şeye gidiyorum. Türk Sanat Derneği'nin. Sanat müziğine gidiyorum. O hangi grup? Aytaş Bey'in, Aytaş Çağın Bey'in evet. kurduğu bir dernek. Evet. O da çok güzel geçiyor. Böyle evet. müzikleri kafamın dağılması için biraz müziklerle de uğraşıyorum. Dolu dolu. Ne kadar güzel. Çok güzel. Evet. Harika. Şimdi partiyle, ondan sonra müzikle böyle arka arkaya geçiyor. Yay Burcu zaten hiçbir şeye doymuyor ki. Değil mi? Nedir acaba? Bilmem. Hep öğrenmek istiyor. Yapmak, yani bir hiperaktiflik var. Hep böyle koşucu. Hayatımın dolu dolu olmasını istiyorum. Yani boş zamana ben sıcak şimdi, bakmıyorum. Zaten mışlarla yürümez. Sadece öğrenmek, sadece yürümek. Hep yürümek ve bilge darcığına evet. bütün bilgeleri yüklemek. Ama ömür yetmez o ayrı konu. Evet çok böyle güzel bir şarkımız gelsin. Bunlar güzel duygular. Çok güzel. Değil mi? Bir biz hayatı öğrenmek. Seviyoruz canım. Hayat güzel. Bir şeyleri öğrenmek, hiç yaşlanmayacağız böyle. Yaşlılık her zaman şudur. Yaşlılık, yüreğim yaşlanmayacak. Yok, yaşlılık diye bir kavram yoktur. İşte bunu insanlar çok yanlış algıladılar. Kendilerini işte ben yaşlandım, ben yaşlıyım dedikleri hayır. için yaşlanıyor insanlar. Evet, oysa evet. ki yaşlılık insanın beynininde yatıyor. İşte gerçekten bunu, öyle. Bunu zaten şimdi bu bilge insanları bunu gün ışığına çıkarttılar gerçekten. Böyle bir şey yoktur. Ama insanlar işte ben yaşlandım kabullendikleri için veya işte ben hastayım hastalanıyorlar veya işte ben başarısızım veya ben şanslı değilim. Çekim yasası ve dediğim gibi o koskocaman ki biz önceleri bir tane evren biliyorduk. Şimdi milyonlarca evren keşfedildi. Düşünebiliyor evet, musun? Evet. Böyle evet. bir şey. Evet. Ve hep böyle o evrenlerin içerisinde insanlık dönüyor ve bizler gibi kim bilir daha nice insanlar, nice canlı varlıklar. Tabii ki. Değil mi? Tabii ki. Ne hayatlar var. Evet, ne hayatlar. Bilmediğimiz. Ne yaşamlar, değil mi? Önce evet, çok merak ediyorum o ayrı bir konu. Önce diyorduk bizim galaksimiz dünya bu güneş etrafında dönüyor. Sonra bir baktılar bilim adamları farklı gezegenler. Bir baktılar Samanyolu. Ay Samanyolu'ndan sonra farklı yani o kadar çok. Her geçen gün bir şeyler yaratılıyor. Her geçen gün. Evet. Yani öğreniliyor daha doğrusu. Evet. Evet. Çok milyonlarca güzel.
İleriyi görmek, ilerisi evet. için bir şeyler. Ve bir de bir gökyüzü üstünde, yani bu yer üstünde, bir de o kadar yer altında. Kim bilir o denizlerin dibinde neler vardır. Yani onun da altında. Düşünebiliyor evet, musun? Evet, evet. Yani bunları zaten düşünmeye kalksak ne olmaz. Oluruz ben bilmem. Biz işimizi düşünelim. Evet, evet şarkımız evet. gelsin diyorum. Evet. Aşkım deniz yosunu gözlerinde hissettim aşkım.